Esselamu Aleyküm. Ey ya Rabban Şahı Merdan. Size selam olsun. Her gün selam gelir de gafil insan haberi olmaz. Esselamu Aleyküm. Eyyühel insan. Maşallah. Destur. Medet. Ya Şah-ı Merdan. Sahib-i Meydan. Habiburrahman. Maşallahü kân. Emmâ lem yeşâ lem yekûn. Bugün yeni bir gündür. Selam verelim Şah-ı Merdan'a. Esselamu Aleyküm ya Şah-ı Merdan. Ey Sahib-i Meydan. Ey Habiburrahman. Ne güzelsin. Destur. Buyurunuz. Destur isteyelim. Rabbimizin mümtaz kulları Şah-ı Merdan, sizindir bu beylan. Ey yaram Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan Allah'ın sevdiği ve tekrim ilahiyle ikram ettiği mübarek kul. Esselamu Aleyküm eyyühel hadirun. Hazır olanlar, size selam olsun. En güzel meclislere hazır olun. Ya. Ey mübarekler, bize nazar buyurun. Şah-ı Merdan ne söylerse hak ve gerçektir. Dinleyelim. Açılalım, nurlanalım, ferahlanalım, izzet ve şevket libası elbisesini giyelim. Her gün 5 vakit Kâbe-i Muazzama'ya baktırıyor. Buyur ey Şah-ı Merdan, sizindir bu meydan. Baktırıyor oraya, Kâbe'ye baktığında yeni bir libas, sevbul iman, iman isbabı giyer. Sevbul heybet libası giydir. Sevb-ü şeref libası giydir. Ve için insan şereflidir. Buyur ey Şah-ı Merdan, sizindir o meydan. Bize yüceliklerden haber verin. Allah Subhanehu ve Teala Mevlamız kulunu saraya davet eder. Sultan garga leşe davet eder. Fark bu. Birisi leşe, birisi köşke davet ediyor. Ey insanlar, size selam olsun. Şah-ı Merdan'dan medet, destur. Esselamu aleyküm. Ey Rabban Şahı Merdan. Selam geliyor bize. Ey Rabban Şahı Merdan. Allah'ın arslanının sevdikleri selam olsun size. Buyur ya Şah-ı Merdan. Dinleyelim, şeref bulalım. Şah-ı Merdan yaranını Sultan Sarayı'na davet ediyor. Leş kargası leşe çağırıyor. Sultan Şah-ı Merdan, yerlerin göklerin sahibi, 18.000 alemlerin sahibi Cenab-ı Hakk'a davet ediyor. Kuzgun dediği siyah karga, leşe çağırır. Görürdüm şeyde, Cenab-ı Hak çok yerleri dolaştırdı bu aciz bula. Seylan adasındayız da, Seylan adasında çarşıdan geçiyoruz. Çarşıdan her şey satarlar. Balıktır, sebzedir, ne meta varsa satılacak. Orada satarlar. Böyle geride bir duvar vardı. İki insan boyu kadar bir duvar. Duvarın üstünde sırayla bu kuzgun dediğimiz kara kargalar oturur, kurrak, kurrak, kurrak diye çağırırlar, birbirlerine gelirler. Fırsat bulduk sonra balıkçıların balığını çavar çıkar, şeyde oturur, duvarın üstünde hem yer hem çağırır. Geliniz diyor. Geliniz, bizim davetimize geliniz. Bak ne yap? Çaldık diyor bir tanesinden balık. Gelin biz siz de benimle beraber anlatalım bu Ademoğlu'nu. Bir tanesi bizimle meşhur olurken o birimiz kapsın. Garga. Onlar simsiyah. Avlatır balıkçıları, bir balık kapar, çıkar oturur oraya. Sonra başlar kurrak, kurrak, kurrak diyerekten. Ne iş yaptın? O pazardaki balık pazarı. Çalıp kapıp çıktı şeyin üstüne. Başlıyor kurrak kurrak, gelin diyor biz. Gelirler. Bu bir avanak bir balıkçı bulurlar. Birisi balık kapmaya gelir. Kapar. O da balıkçı da fakir. Yaşlı, elini ayağını kıpırdatamaz, böyle yapar. Onlar kapar, balığı çıkar duvarın üstüne. Hem yer hem çağırırlar, gelin diyor. Şeytan insanoğlunu böyle yapmış şimdi. Gelin diyor. Ganimet var. Çalalım. Çalalım, çırpalım. Ne kadar çalarsak çalalım. Ey Şah-ı Merdan. Yaranınız size hayran. Ne güzel ifade buyuruyor. Bugün güzel bir gündür. Bu ayın bereketidir. Şaban-ı Muazzam'dır. Efendimizin şerefiyle şereflenen aydır bu. Keşke bilseydik. O şereften alsak. Çalma çırpmaya gitmeden. Hırsız olma. Yüzsüz olursun. Yüzsüz olma. Kara karga olursun. Leş kargası. Çıkarlar manzara gelirler. Kaptıklarını kapıp yemek için. Bu karga. Bu karga. Çarşı pazarın içinde kimi gafil bulursa kapıp çıkarlar, keyif ederler. Şeytan ne yaptı bu insanları şimdi? Şeytan insanları o kara karga gibi yaptı. Çalsın, çırpsın, keyif etsin, hırsızlık etsin, yüzsüzlük etsin, pislik yapsın, kavga etsin. İnsanlıktan çıkarıyor. Cenab-ı Hak insanı mükerrem kıldı. Şerefli kıldı. Ey ya Rabban Şahı Merdan. Buyurunuz. Ey dinleyen ahbaplarımız. Dinleyen ahbaplarımız. Dinleyiniz ki gönülleriniz açılsın. Ferah gelsin, derdiniz gitsin, derdi gülü milletin yeme içme, ondan sonra abdesthane doldurma. Ayıp, şerefli insana yakışmayan bir şey. Yarattı seni hizmet için. Cenab-ı Yezzam'ın Hak Subhanahu ve Teala. Ona layık hizmet yap. Ne iş yapayım deme. En şerefli hizmeti sana takdim etti Cenab-ı Allah. Ey benim kullarım buyuruyor. Ey benim kullarım. Kim var benim hizmetime gelecek? Ne güzel. Ey Şah-ı Merdan. Buyurunuz. Öyleyse başlayalım. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Kapalı kapılar açılır. Sıkıntılı gönüller ferahlar. Zahmetli olanlar rahmet deryasına düşer. Dünya onlardan kaçar. Onlar dünyanın arkasına koşturur. Koşturulanların arkasına dünya onlardan kaçar. Bu mühim noktadır. Kim ki dünyadan kaçar, dünya onun arkasına düşer. Her kim ki dünyanın arkasına düşer, o hava alır. Yarattı seni hizmet için. En büyük şeref. Yüzünde nur var. Kalbinde sürur var, ferah var. Belalar senden uzak olsun diyor Şah-ı Merdan. Ey mübarek! Hey! İnsanları terbiye için söyleyen mübarek Şah-ı Merdan. Aman diyorlar, ne yapacağız? Ne yapacağız? Cebimizde para yok. Evimizde erzak yok. Bağımız, bahçamız sular altında kaldı. Gökyüzünden eniyor. Durmayan yağmurlar eniyor. Durmayan yağmur yağıyor. Kırbaç yağıyor. Evlerini alıp götürüyor. Ne kadar biriktirdikleri şey varsa hepsiyle gidiyor. Aman canımız diyor. Canınızı da alalım, kalasınız. Cansız kalasınız. Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Buyur ey Şah-ı Merdan. Sözleriniz yaranınıza derman. Dünya bugün suyun altında kalmış. Yağmur yağar, acayip yağmur. Rahmetten veriyor. Peygamber salavatullahi ve selamu aleyhi hazretleri. Ahir zaman gelecek, gökyüzü durmayan yağmurla gark olacak. Peygamber sözüne dinle. Yekûnul mataru kaysan vel beledû gayzan. Peygamber sözü ki yarın Şah-ı Merdan'ın sözleri Peygamber'den geliyor. Ahir zamanda gökyüzü açılacak, matar kayızdan. Ahir zaman geldiğinde gökyüzü öfkeli, şiddetli olacak. Akşam o makine gösteriyor. Yağan yağmur yumurta kadar. Başına vursak yaracak gibi. Kıyamet alametidir. Bu insancıklar öğretemiyorlar. Ahir zaman peygamberi ne buyurmuş Şah-ı Merdan söylüyor. Ki ahir zamanda yekûnul veledû gayzen vel mataru kayzen. Değil mi? Bu kadar şey akşam gösteriyordu. Yumurta kadar. Adamın başına vursa ikiye böler. Eskiden böyle yoktu. Eskiden Gene din, iman vardı. Edep vardı. Haya vardı. Şimdi hepsini bıraktınız, gökyüzünden size kırbaç iniyor. Açız diye çağırıyorlar. Açız. Karnı tok olmayan adam yok. Hepsi bir şey buluyor yemeğe. Lakin gözleri doymaz. Karınları doyar, gözleri doymaz olmuş. Bu zamanın insanı bu. Hayvanın karnı saman gördük sonra doymaz. Bu zamanın insanları da yemeyecek gördük sonra doymaz. Doymaz. İster ki her şey kendinin olsun, ister ki her şeye o hükmetsin. Haddini bil. Yekûnul veledû gayzen. Evlatlar, gençler, hepsi öfkeli olacak diyor Peygamber. 1500 sene evvel. Şimdiki evlatlar hepsi azgın, kızgın. Kime azgın, kime kızgın? Analarına, babalarına. Bizi dünyaya getirdiniz. Bizim yiyeceğimiz yok, içeceğimiz yok. Bağırıyorlar. Ey Şah-ı Merdan, buyurunuz. İsma'u va'u. Dinleyiniz. Dinlediğinizi tutunuz ki size bir faydası olsun. Akşam İstanbul'da dün taş kadar, yumurta kadar yağmur vurdu. Eskiden nasıldı yağmur? Şimdi nasıldır? Taş yağıyor başlarına. Sokaklar insan dolu. İnsan değil. Sokakları dolduranlar insan sıfatından çıkmış. Doymayan mahlukat olmuşlar. Ne versen daha yok mu der. Cehennemin tabiatı var. Şimdiki insanlarda buyur ey Şah-ı Merdan. Her defa cehenneme atıldığı vakitte binler ve binler kafir, asiler cehennem çağırır. Hel min mezid. Daha yok mu der. Yutar. Daha yok mu der. Cehennemin sıfatı bu. Daha yok mu der. İnsanda bu tabiat oldu şimdi. Bu zamanın insanları ne versen hel min mezid. Daha yok mu der fazlası. Nasıl istersin? Hel min mezid dediğinde her biriniz bir dünyaya hükmetmek istersiniz. Her insan şimdi ben olayım diyor. Dünyanın bütün hazineleri benim olsun. Yeyeyim, 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 doymayayım. Doymayıyor. Doymayıyor. Her mezit diyor. Ben şar diyen bir adam çıktı oradan. Ne için adam öldürdüğünün farkında değil. İstediğine her bir mezit. Bizim yerimiz bize yetişmedi. dahası yok mu? Giriyor, çıkıyor, yakıyor, yıkıyor. İnsanlara yakışmayan bir libas giymiş. Şeytan onlara cehennem libası giydirmiş. Cehennem elbisesi giydi, doymazlar. Devletleri doymaz. İnsanları doymaz. Kadınları doymaz. Erkekleri doymaz. Hayvanları bile doymaz. Böyle bir zamandır. يَكُونُ وَلَدُ غَيْزًا وَالْمَطَرُ قَيْزًا. Yani yağmur taş başlarına düşer gibi olacak. Akşam gösteriyor. Yağan yağmur değil, taş. Peygamber sözü 1500 sene evvel haber veriyor. Bir zaman gelecek ki insanlar insanlıklarını unutacaktır. İnsanlıklarını unutan manası kendilerini yaratan Cebbar-ı Mutlak, Hallak-ı Azim Cenab-ı Hakk'ı unutacaklardır. O zaman ne bulsalar yiyecekler, Uc-i Bin Unuk gibi. Ne bulsa o dev adammış. Ne bulsa yer, bir fırını süpürür, acım değerlerinden koşturur başka fırına. Onda olan da yer hepsini daha helmi mezid der. Yok mu daha fazlası der. Şimdiki insanların tabiatı o. Uc-i Bin Unuk denilen dev adam. Ne versen helmi mezid daha yok mu der. Şimdiki insanlar boyları 1,5-2 metre olur. Lakin hırs ve tabiatları Uc-i Bin Unuk gibi. Ne bulsa yerler, daha yok mu derler. Zıkkım yesinler. Ne öldürürsün? Öldürdüğünden ne alacaksın? Yazıklar olsun insan diye gezene. Yazıklar olsun Müslümanım diyenlere de eziyor insanların. Onlar da cehennem sıfatlarılar ki helmi mezid çağırırlar. Daha yok mu diyor. Bu şehri aldık. Bunun arkasında başka şehir yok mu diyor. Gidelim onu da darmadağın edelim. O insanlık değil. Ey Rabbimiz sen bilirsin. يَكُونُ الْوَلَدُ غَيْزًا وَالْمَطَرُ قَيْزًا. Evlatlar asi olur. Gökyüzünün rahmeti de taş vuruyor gibi başına düşenin başını yarar. O zamana girdi. İnan ey insan! İnan, inan ki seni kurtaracak imandır. Başka şeyden kurtulacak değil. Başka şeyle de karnı doyacak değildi. Bir şehir aldı. Arkasına başka alalım. O şehri aldı, başkasına alalım. Her bir mezid çağırıyor. Ey ulema-i Mısır, ulema Hicaz, ulema Bağdat, ulema Uşşan, ulema-i Halep, ulema-i Etrak, neredesiniz? Söylesenize ki bu zaman bir zaman gelecek, insanoğlu doymaz olacak. doymaz olacak. Çağıracaklar her bir mezid, Uc-i Bin Unuk gibi bir fırın süpürür, koymadım diyerekten koşur başa fırın. Bu cehennem tabiatıdır insanlarda. Şeytanın talimidir. Kendini topla. Bu kadar İstanbul'a bu kadar yağmur düştü taş gibi. Yollar, sokaklar suyla doldu. Ne için? Yollar, sokaklar dinsiz, imansız, edepsiz hayvanatla doldu. İnsan sıfatından çıktı. Çağırıyorlar. Efendim, her bir mezid daha yok mu? Karnı patlasın. Ya. Buyur ey Şah-ı Merdan. Bize edep yolunu gösterecek mübarek kimselerden gönder. Bugün insanlara hırs ve edepsizliği öğreten şeytanın adamları dünyayı doldurmuş. Ne versen helmi mezid diyor. Koca Rus, yarı dünya istiyor da aşağı ineyim de dünya benim olsun. Başka kimsen olmaz. Söylesene ya ulema-i Ezher, bu akılda giden kafirdir. Kasemna beylehum maişetehum. Herkesin maişetini biz ayırdık, verdik. Hırsı bırak. Şeytana dinlemem. Rahman'ın gönderdiği ahir zaman peygamberine. Onun da efendim amuzadesi Şah-ı Merdan'a dinle. Açılasın. Nasihat lazım. Eddinin nasiha. Şöyle fetva vermişler ki efendim bade harabul Basra. Basra yıkıldıktan sonra fetva vermişler ki Basra'yı yıkan kafirdir. Daha evvel ne vermek bu fetvayı? Ki bu Suriyelerin yaptığı, onlarla beraber olan Acemlerin yaptıkları, Alevi'den kimselerin yaptıkları şeytanın talimidir. Peygamber bunu öğretmedi. Peygamber buna çağırmadı. Peygamber sizi İnnemâ bu'istilû temmime bikârmül ahlâh. En yüksek edebi öğretmek için gönderildim diyor Şah-ı Rusul. Öğrenmedi. Ammin oğlu Şah-ı Merdan gelecek. Omuz üstünde baş, taş üstünde taş bırakmayacak. Söyle Ezher uleması. Bu yazılı mı değil mi? Şimdi akılları başlarına geldi ki bu işi yapanlar dinden, imandan çıkmıştır. Çıkmıştır. İslam'ın üzerine kılıç kaldıran Müslüman değildir. Kafirdir. Cezalarını insanoğlu veremese Allah verecektir. Buyur ey Şah-ı Merdan, bizi kötü nefsin elinden kurtaracak mübarek kullar gelsin. Yetişsin bize. Yetişsin bize ki heybetlerinden dünya titreyecektir. Gelecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şah-ı Merdan'ın soyundan gelen sahibi zaman Mehdi Aleyhisselam gelecek ve mahkemelerini o yapacaktır. Eleyhissallahu bi ahkemul hakimin. Cenab-ı Hak hakimler hakim. İnna Allah ya'murukum ya'muru bil adli vel ihsan. Her cumada okurlar. Allah-u Zülcelal adalet ve insaf ve merhameti emrediyor. Siz hepsini yıktınız. Yıkılası alçaklar. Yanınıza kalmayacaktır. Eyvah gökyüzünden. Top istemez. Gökyüzü. Silah istemez. Tayyare istemez. Gönderir aşağıya bir taifa melaike, başlarına yumurta kadar taş düşer, vurduğu adam yerde kalır. Karşını kaldıramaz. Şimdi evinizde, sığınağınızda barınıyorsunuz zannedersin ama yukarıdan bir sizi bombardıman edecek yukarıdan melaike bekliyor emir. Vurdu mu yıkacaktır sizi. Mazlumların affı sizin yanınıza kalmaz. Yıkacaktır sizi. Geliyor. Ey Şah-ı Merdan! Yaranınız size hayran. Ey mübarek sultan! Kılıncını çek. Sizin sözünüzden anlamayanlara sizin kılıncınızı çekin. Zülfikar'ı çek. Kellesi düşecek. Hesapların haddi hesabı yok. Çünkü zalim oldu dünya. Ey Rabbimiz bizi zalimlerden etme. Tarif ediyor, talim ediyor. Şah-ı Merdan'ımız, ey yavrum Şah-ı Merdan, yüzünü gören olsun ehl-i cinan. Maşallahu kan ve malum yeşalem yakun. Taş geliyor akşam memleketlerin üzerine. Dereler şehirleri alıp götürüyor. Daha evvel yoktu, şimdi nasıl oldu? Demek ki yukarıdan bir emir alan vardır. Emirle yağar yağmur. Bir damlaya damlamaz Allah'ın emri olmadan yeryüzüne. Vuracaktır. Vuracaktır. Gökyüzünden intikam askerleri yenecektir. Ey Rabbimiz! Bizi kötü nefsin eline bırakma. Hakkın sancaklarını taşıyalım. Bunu yapın. İftiharınız bu olsun. İftiharınız adam öldürmek, ev yıkmak, ortalığı yakmak değildir insanlık. İnsanlığınızı öğreniniz. Öğrenmezseniz de öğretecek geliyor. Merhaban ya ehli divan, merhaban ey Şah-ı Merdan. Subhanallah, Sultanallah, Kadirun Muktedirun, Allah Subhanahu ve Teala'dır. Geldiğini topla. Bu nasihattır. Bu nasihattır. Adam öldürmeye yaratmadı seni. Evleri yakıp yıkmaya göndermedi. Karıncama da dokunmayın dedi Cenab-ı Hak. Karıncayı da ben yarattım. Onu da ezme. Ben yarattım. Koca insan. Sen nasıl öldürürsün? Nasıl evlerini yakarsın? Kendilerini öldürürsün. Dinlemezsiniz. Öğretecek geliyor Şah-ı Merdan. Ve selamun alel murselin. Hususan ala seyyidil murselin. Bu ayki Şaban-ı Muazzam'dır. O peygamberin şanı var, şerefi var. Bu ayda kim zulüm yaptıysa burnundan getirecektir. Bu ayın önünde durulmaz. Fetva yukarıdan alınmıştır. Kendini topla ey ya ehlel ilim. Fetva ile yürümez bu. Yukarıdan fetva verilmiş. Mazlumun hakkı zalimde kalmaz. Bitirecektir işlerini. Allah'ım bizi affeyle. Ey Şah-ı Merdan. Bize lütfeyle. Senin sancağının altında yürüyelim. Bu Suri bayrağı. Bu Hicaz bayrağı. Bu Türk bayrağı. Bu Suri bayrağı. Bu bayrakları at o tarafa. Çek gökyüzünden inen İslam'ın sancağını. Ki o sancağın altına inene ne dünyada zarar var ne ahirette. Rabbul Beyt, Cenab-ı Mevla. Zid beyteke hâda. Tazîmen ve teşrifen, tekrimen, muhabbeten. Ve rifaten ve birrav. Bir bina için ortalığı altını üstüne getirir melaikeler. Kâbe-i Muazzama'dan, Kâbe-i Muazzama'yı İbrahim peygamber yaptı. İnsan Allah yapısıdır. Utanın, korkun. Fetva ver, kafirdir bunlar. Ki kafirin İslam'dan sonra kafire, küfre dönenlerin cezaları gökyüzünden inen melaikenin kılıçlarıdır. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Buyur ey Şah-ı Merdan, Sahib-i Meydan, size hayranınız hayrandır. Kuvvet veririz. Bize tövbe yollarını öğretecek kullar gelsin. O Habib-i Ekrem hürmeti. Bu ikinci Şaban, bu Şaban gibi gelmez. İkinci Şaban gelen senenidir. Bu haller oraya kadar kalmaz. Tertiplenecek. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Gir İslam'ın sancağının altına ve kurtul dünyada ve ahirette. Subhansın Rabbim. Subhan sensin. Sultan sensin. Biz senin acizi kullarını. Bize gönder ya Rabbi. Bize gönder ya Rabbi. Muhlis kullarını. Orduların, gökyüzünün ordularından gelsin. Allahu, Allahu, Allahu Rabbi. Rabbi muali şivahu. Allahu Allah muali şivahu. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Ni'mel Mevla ve ni'mel vekil. Subhansın ya Rabbi. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Kurtulalım. Amin. Ve selamun alel murselin. Hususun ala seyyidil murselin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz demişler. ne yaparsa yani yanına kalacak zat etmez. Yok. Cezasını bulacaktır. Her kim ne yaptıysa hayırla hayır bulur. Şer yaptıysa şerrin kılıçlarıyla vurulacaktır. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ey yaran Şah-ı Merdan, ne güzel isminiz. Ne güzel sizinle sohbet. Açılalım, güvenelim. Şeytanı da, şeytana uyanları da yıkalım. Niyetimiz bu olsun. Fetvamız bu olsun. Küfrü yıkacağız diye fetva versin bütün İslam uleması. Fatiha.